Veri seknesi. Veri seknesinden dış veri al özelliğine bakacağız. Dış veri al özelliğine tıkladığımızda Access'ten, Web'ten, Metin'den ve diğer kaynaklardan ya da var olan bağlantılardan veri alma işlemi yapılabilmektedir. Access'ten veri al demeden önce Access çalışma sayfamıza bir bakalım. Tablomuza baktığımız zaman şu an 4 tane kayıt görünmektedir. Biz bu içeriği Excel'e aktarmak istiyoruz. Access'imizi kapattık. Excel'imize döndük. Dış veri al özelliğinden Access'ten seçiyoruz. Dosyamızın kayıtlı olduğu yerden dosyamızı seçiyoruz. Bize bu Access'ten alacağımız verinin nasıl aktarılacağını gösteriyor. Tablo olarak mı, pivot tablo raporu olarak mı, pivot chart ve pivot tablo raporu olarak şeklinde mi? Biz tablo olarak seçelim. Altında da nereye alınacağı belirtilmektedir. Ekleyeceğimiz kısım şu an A1 hücresine olsun. Tamam dediğimizde verilerimizi bir tablo şeklinde almıştır. Ve tabloda çıkan özellikler tablo videosunda anlatılmıştır. Bir diğer veri alma özelliğine baktığımızda webten yani internetten bir veri almak istediğinde bu özellik kullanılmaktadır. Açılan sayfa google.com.tr. Al dediğimiz zaman sunucu ile bağlantı kurulduktan sonra bilgilerin nereye alınacağını seçmemizi sağlayan pencere gelir. Biz A7 hücresini almak istiyoruz. Tamam dedik. Veriler alınıyor ve google.com.tr'den veriler bu şekilde alınmıştır. Şimdi buradaki sütunları siliyorum. Şimdi bir diğer veri alma özelliğine baktığımızda metinden. Kayıtlı metin kutularından yani metin belgelerinden veri alma işlemidir. Bunun için de masaüstündeki yeni metin belgesi dosyamızı seçtik. Al dedikten sonra karşımıza böyle bir pencere gelir. Verilerinizi en iyi tanımlayan dosya türünü seçin. Sınırlandırılmış mı, sabit genişlik mi? Sınırlandırılmışta her alan virgül ve sekme gibi karakterlerle ayrılmıştır. Sabit genişlikte ise alanlar aralarında boşluklarla yani her bir alanı belirten değer belli bir boşluk değerleriyle oluşturulmuştur. Sabit genişlikte dedik. Veri alma başlangıç satırı. Eğer biz ilk satırımız başlık kısmı onu istemiyorsak bunu ilk yaparız. Ama biz bütün satırları almak istiyorsak bu bir de kalacaktır. Dosyanın kaynağına baktığımızda buradan kendi dosya dilimize göre uygun olanı seçeriz. Türkçe Windows. Karakterlerin düzeldiğini görüyoruz. İleri dedikten sonra bu ekran alan genişliklerini sütun sonlarını ayarlamanıza izin verir. Oklu satırlar sütun kesmelerini gösterir. Şu an bizim iki tane sütunumuz mevcuttur. O yüzden bir tane okun olması yeterlidir. Ama biz ok eklemek istiyorsak bu şekilde tıkladığımızda oklar ekleyebiliyoruz. İleri dedik. Sütun veri biçimi. Genel mi, metin mi, tarih mi, sütundan veri alma mı? Atlayarak. Bizim değerlerimiz metindir. Son dediğimiz zaman A1 hücresine bilgilerimiz alınacak. Tamam dedik. Bu şekilde yeni metin belgesindeki bilgilerimiz gelmiştir. Dosyamıza baktığımızda Tuncay Kahraman, Serhat Çatal, Ferhat Türk, Onur Gültekin gözükmektedir. Şimdi biz bu dosyamıza veri ekleyelim. Gökhan 6 karakter 7, 8, 9, 10 Kavaktepe. Sabit sütun genişliği olduğu için 10 karakter yaptık ilk sütunu. Baktığımızda Gökhan Kavaktepe'nin gelmediğini görüyoruz. Bunun için veriden tümünü yenile dediğimizde bizden metin belgesini istemektedir. Metin belgesini seçip al dediğimizde Gökhan Kavaktepe'nin eklendiğini görüyoruz. Şimdi Access'ten bir veri eklediğimizde tekrardan masaüstünden Database 3 aç dedik. Tablo olarak Ömer Çatkıç büro yönetimi en son gözükmektedir. Şimdi Access'ten dosyamıza bir veri ekleyelim.
Gökhan Gönül. Bölüm Spor MYO. Aksesimizi kapatıp Excel çalışma sayfamızı açtığımızda Gökhan Gönül MYO'nun gelmediğini görüyoruz. Tablomuz üzerindeyken tasarımdan yenile dediğimizi Gökhan Gönül Spor MYO'nun geldiğini görüyoruz.